çok yumuşacık. Yapma öyle. Aa, yap. Gel. Bunlara koyacağız. Ne? Yumuşak. Bu da tohumlar çimlensin diye. Böyle az az. Bunların beyaz şeyler mi? O da onların vitaminleri işte. Şeyleri. Pamuk gibi. Gördün mü? Çok güzel. Yere dökme. Yavaş. Azal. Doldurmayacağız ağzına kadar. Çim çim diyorum ya. He. Tohumları koyacağız. Tamam. Çim çıkaracağız yeter. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugünkü vlog tarzı mı diyelim artık, dışarıdan eve kaçış mı diyelim veya tohumlarım viyollerle buluşuyor mu diyelim bilmiyorum. Bugün güneş vardı. Şu anda saat 3. Dışarıya çıktığımız zaman saat 2 idi. Dışarıda çekim yapmak istedim. Hem istedik ki çocuklarla bir semaver yakalım, dışarıda hazır güneş var, eğlenelim diye düşündük. Ama maalesef bu yalancı güneşe biz de kandık ve geri içeriye kaçtık. Şu anda 3 olmasına göre hissedilen hava sıcaklığı -5. Onun dışında da sorarsanız günün derecesi kaç derseniz -1 arkadaşlar. O yüzden dışarıda duracak gibi değildik. İçeri geri kaçtık. Viyollerim hazır. Bunun içinde ne var derseniz, altına normal bahçe toprağı ekledik. O bahçe toprağın içinde gübre falan da var. Viyollerin yani bayağı bir fazlasını, yarısını onunla ekledik. Diğer kalan kısmını ise Trend yolda indirimliydi. Ben oradan aldım. Bu arada çok üşüyorum. Hala ısınamadım. O yüzden kafam kapalı. Şu şekilde Trend yolda indirimdeyken almıştım. Bu şey olarak geçiyor. Böyle tohum çimlendirme toprağı olarak geçiyor. Bayağı yumuşak. Toprakların hani markalarına göre kalitesinden anlamıyorum. Hani daha önce bu tarz bir toprak görmedim. Haliyle de yani bu sistemi de bilmiyorum. Sadece kışın elimden geldiğince tohum biriktirdim. Hep böyle forumları okudum. Hep sayfaları takip ettim. Hangi tohum iyi, kim neyi ekmiş, nasıl ekmiş. Yani bir sürü kişiyi izledim. Bir sürü kişinin yazısını okudum. O yüzden de bu şekilde yapmaya karar verdim. Artık doğru, yanlış bilmiyorum. Acemi çiftçi olarak yolumuza devam edecek. Ama gerçekten çok heyecanlıyım. Onu bir söyleyeyim. Çünkü bu zamana kadar hep köye geldiğimiz zaman kaynanamlar ekmiş oluyorlardı. Biz onları hani suluyorduk, işte topluyorduk. O heyecanını yaşıyorduk, güzel oluyordu. Ama şimdi insanın hani kendi yaptığı bir şeyi hani sonucunu görmek daha böyle heyecanlandırıcı. Onun dışında da şu konuya değineyim. Herkes farklı paylaşım yapıyor. Özellikle yazıları Facebook üzerinden daha çok takip ediyorum, grupları. Kimisi işte ekmiş daha önceden. Bu ekme olayları yani bu tohumları toprakla buluşturma tamamen sizin bölgenize ait arkadaşlar. Gidip de başka bölgedekine uyup da daha önce veya daha geç ekme işlemi yapmayın. Sonra hani evin içinde çok büyüdüğü zaman, cılız ve dengesiz büyüdüğü zaman bu sefer fideleme işinde problem yaşayabilirsiniz. Bizim için, burası için normal diyelim. Ama bunlar evde duracak. Dışarıda durma gibi durum söz konusu bile değil. Normal burası Merzifon, buranın havası soğuk geçiyor ve rüzgarlı ve soğuk, kuru bir havası var. O yüzden bunlar için tam zamanı. Bugün dolma biber ekeceğim. Domates ekeceğim. Ondan sonra yani biber çeşitlerim var. Dolma biber, normal acı, işte uzun, sivri, onlar var. Çeşit çeşit domateslerim var. Onları ekeceğim. Onun dışında da bu şekilde ayarladım. Üstten şu kadar viyollerden bir boşluk bıraktım. Tohumları şimdi koyacağız. Üstüne tekrardan çimlendirme, o çim büyüten topraktan ekeceğim. Bu şekilde evde bırakacağız. Fıs fıs suyla da sulayacağız. Onun dışında gelelim, herkes paylaşım yapıyor. Üzülüyorum. Kendimin de başına gelmesini istemiyorum açıkçası.
Hani bu sene her yerde gerçekten soğuk bayağı geçti. O yüzden de bazıları mesela şeylerini gördüm. Upuzun olmuş. Yani ince uzun olmuş. Hani şimdi de ekme zamanı da değil. Hani toprakla, dışarıdaki toprakla buluşturma da zamanı değil. O zaman da sağlıksız bir görüntü oluyor. Yani bu çimlendikten sonra boyu ile yaprağı orantılı olması gerekiyor. Yani filizi çıkınca, yani topraktan çıktığı zaman güneşe düzenli olarak vermemiz gerekiyor. Onun dışında güneşi görmek için o filiz yani hep boya gidiyor. Öyle söyleyeyim. Yani güneşi bulmak için, ısınmak için boya gidiyor, 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 duruyor. O da dengesiz bir büyüme oluyor. Çok sık olması da iyi değil. Bu viyollerden bulamazsanız çok sorun, dert değil. Hemen şöyle geçeyim. Şu şekilde şu kapak kapalı kalsın. Tamam mı? Şunu şuradan şu şekilde kesin. Ama birazını şuradan kesmeden bırakın. Hani bunu açılır hale getirin. Altlarından mutlaka delik yapın. Ve burayı da eğer imkanınız var ise hani boyayabilirseniz boyayın veya bir poşet geçirebilirsiniz. O şekilde hani toprağın içinde de fazla kök olduğu zaman hani güneş alırsa çürüme olayı olmasın. Mutlaka delik açıp üstten de hani açılır kapalır olur. Hani seyrek bir şekilde dikelim. Gidip de üstüne sanki bahçeye çim döşermişiz gibi sıkı sıkı yapmayın. Sonra ayırırken hem kökleri zarar görüyor hem de dengeli büyümüyor. Böyle söyleyeyim. Onun dışında daha pratik ne olsun derseniz, küçük plastik bardaklar var, küçük karton bardaklar var, yani küçük boy, büyük değil. Onları kullanabilirsiniz. Hani viyoller de çünkü bayağı gerçekten her şey pahalı olduğu gibi bunlar da bayağı pahalı. Ben indirimleri takip ettim ve bunları hepsini kışın aldım. Hepsini kışın temin ettim. Bu şekilde eğer yaptığım işlemlerde yanlış veya fikir verdiğim nokta olursa lütfen beni de uyarın. Ben okuduğum, gördüğüm, izlediğim kadarıyla bu şekilde ilerleme yapıyoruz. Çünkü bunun için bir kişiyi takip etmedim. Bir sürü videolar izledim, bir sürü şeyler okudum. Yani buraya göre bu uygun. Biz de başlayacağız. Şimdi tohumları nereden temin ettiğime gelirsek, iki tane belediyenin tohumu vardı. Birisi Eskişehir, birisi de Muğla Belediyesi. İki onlardan aldım tohumlar. İnşallah onlar da güzel çıkar. Sadece kargo ücretlerini ödedim. Birisini 12 küsür, birisine de 15 TL ödedim. Gayet bence uygun. Onun dışında gelirsek de şöyle tohum aldım bir de. Bir tohum babanın tohumları için güzel dediler. Bir de Zen Garden vardı. Bir de oradan aldım bu tohumları. Takip ettim. Bu ikisinin tohumunu kullanacağım. Onun dışında kayınvalidemin ürünleri vardı. Onu kullanacağım. Bir de dediğim gibi Eskişehir ve Muğla Belediyesi'nden aldığım tohumlar vardı. Onları kullanacağım. Şimdi başlayalım. Yazdın mı hepsini? Yazmadım hangisi? Şurada bir tane zeyn vardı. Siyah bu mu? Tamam, alın o zaman. Yaz. Kızım da bir yandan bu tohumları yazıyor. Hani hangisinin ne olduğunu şaşırmayalım diye hem marka olarak hem de cins olarak bu şekilde küçük etiketlere yaptık. Ya viyollere yapıştıracağız ya üstün içine hani çubuk sokacağız. Onu üstüne yapıştıracağız, bakacağız. Şimdi bir şu şeylere başlayalım. Yazmadıkların önüne ben de ekmeye başlayayım. Onlar mı? Şimdi Eskişehir Belediyesi'nin tohumu var. Kırmızı domates. Böyle. Beşer beşer, bakın 2, 4, 5, 6. 6, 6 olarak yapacağım. Çünkü gerçekten bayağı bir bol domates çeşidim var arkadaşlar. Böyle iki tane atıyorum. Hem garanti olsun diye hem de benim viyoller o kadar da küçük değil. Hani ikisini birbirine ayırması da kolay olur. Domatesleri bana biberleri ayırabilirsen çok sevinirim. Şimdi siyah domates bu da Zen Garden'ın.
Siyah domates olarak geçiyor. Bright white black olarak geçiyor. Şu şekilde yapmaya karar verdim. Bu şekilde bayrak dikeceğim başının sonuna. Çünkü mesela bunun içinde 10 tane tohum çıktı. 2 ektiğim için bir tane yol boşta kaldı. Hani hem karıştırmamak için, hem de çünkü ektiğim zaman hangisi daha güzel, hangisi daha verimli, hangisinin lezzeti bize daha uygun ve tabii ki buraya daha uygun. Hani bunları da görmemiz gerekiyor. Çünkü ilk defa bu işe başlıyorum. Hani severek başlıyorum, heyecanlıyım. Üzülmek de istemiyorum. O yüzden de karıştırmak hele hiç istemiyorum. Şimdi kırım Rus domatesi var. Bu video biraz uzun olabilir. Hem aldığım tohumları öğrenmiş olursunuz. O şekilde. Bu da siyah Rus domates olarak geçiyor. Kırım domatesiymiş. Bu da tula domatesi. Çok meşhur bir domatesmiş lezzet olarak. Ama tula domatesim boş çıktı. Bunun için firmayla iletişime geçeceğim. Buna üzüldüm yani. Tula domatesi bomboş. Siyah karbon domates. Ya bu tula domatesine gerçekten üzüldüm. Umarım ellerinde vardır, gönderirler. Çünkü bayağı uzun zaman oldu alalı. Bu da gene Zen Garden'in geleneksel domates tohumu olarak geçiyor. Bunun etiketi var. Eskişehir Belediyesi'nin pembe domatesi. Şimdi bu da kaynanamın büyük iri pembe domatesi. Bu atalığın da atalığı, yani kaç seneden beri veya zamandan beri yediğimizi bilmiyorum. Yani çok da bereketli bir ürün. Lezzeti çok güzel. Kaynanamın domateslerinde veya kaynanamın tohumlarında tek korktuğum nokta şey, umarım hani doğru şekilde almışımdır tohumlarını ve doğru şekilde kurutmuşumdur ki çıkartabileyim. Şimdi kaynanamın kırmızı domatesleri. Şurada 4 tane viyolda boşluk kaldı. Ona da çil domates ekeceğim. Bu da gene kaynanamın çil domatesi. Şimdi burada 45 tane domates fide tohumu var. İnşallah hepsi büyür diyelim. Ben de güzel bir heyecan yaşarım. Yani insan böyle uğraşınca farklı bir heyecan var, onu söyleyeyim. Anlamıyorum ama
sabırsızlanıyorum. Hani bir an önce çıksınlar, göreyim bakayım ne olacak, yapabilmiş miyim, becerebilmiş miyim? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi biberlerime başlayacağım. Ama şeye çok sinirlendim, yani modum düştü. Şu tula domatesini çok merak ediyordum. Olabilir yani, insanlık hali. Ama onun yani çıkmaması biraz benim modumu düşürdü. Şimdi domates faslını kaldırıyoruz. Domatesler bitti. Şimdi burada biberler var. Bu şey 7 kardeş süs biberi, İzmir'e aitmiş. Bir de şu tohumlarda şeyi sevdim aslında. Tohum alıyoruz hani bazen, ama hani yazıyor ya paketin üzerinde kırmızı domates, işte yok bilmem ne biber. Ama hani bu biber nerenin biberi, yani cinsi ne, nerede üretildi, hani o yok. Sadece Türk malıdır, hani yerli maldır, kırmızı domates. O kadar, kırmızı domatesin bile bir sürü hani çeşidi varken yazın ya şunların üstüne, biz de bilelim bu bu çeşit, bu bu cins diye. Ama hepsinde yok. Tohum Baba'da bu ayrıntıyı sevdim. Gene aynı şekilde Zengerden de o sitesindeki ayrıntıyı sevdim. Bir de bir firma vardı, unuttum ismini. Ondan da tohum aldım ama o başka cins tohumların arasında. Hani bugünkü ekeceklerim arasında yok. Mesela yazıyor orada, sallıyorum tamamen. İşte diyor ki işte şu cins fasulye. İşte bu satmaya uygundur. İşte yok şöyledir, cinsi böyledir, çabuk büyür gibisinden. İşte yazıyor orada, diyor ki yerli tohum sürdürülebilir veya sürdürülemez. Tek cins falan gibisinden böyle gidiyor. Hani ayrıntılı, hani bildirilince bu şeylerde, ürünlerde benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu da Tohum Baba'nın 7 kardeş süs biberi olarak geçiyor. Bu sivri, ince uzun olanlardan. Seferihisar İzmir'imiş. İçinde 20 adet varmış. Tohum Baba diğer firmalara göre fiyat olarak daha uygun. Bir de WhatsApp numaraları var. Oradan da bilgi alabiliyorsunuz. O şekilde. Bu da Tohum Baba'nın cin biber olarak geçiyor. Az acılı, turşuluk, Seferihisar İzmir üretim yeriymiş. 2020'de üretilmiş bu tohumlar. Cin biber diyor, belki bu uzun olabilir, o yuvarlak olan olabilir. Tam emin değilim. Zengerden'in, bu da sarı dolma biber, Kaliforniya olanında. İnşallah bu paket boş çıkmaz. Bu da kavun içi, portakal rengi olan Kaliforniya biberi. Dolmalık biber bunlar. Bu da Tohum Baba'nın tatlı Maraş biberi olarak geçiyor. 2020 yılınınmış. Közlemelik, Kahramanmaraş'mış. Şimdi bir de bunu ekelim. Tohum Baba'nın kapya biberiymiş. 2020 üretim yılıymış. Üretim yeri İzmir. Eskişehir Belediyesi'nin tatlı kıl biberiymiş.
Eskişehir Belediyesi'nin, bu da süs biber olarak geçiyor. Hemen ekelim. Şimdi arkadaşlar, benim tohumları buluşturduk toprakla. Şimdi üstlerini örtüyorum gene bu çimlendirme toprağıyla. Bir tane viyolimiz boşta. Onu da videodan sonra gene aynı hani domates, biberlerden hangisini çoğaltmak istiyorsam onlardan oraya ekeceğim. Şimdi üstlerini kapatıyorum bununla. Fazla çok koymuyorum. Hani bir parmak kalınlığında yeterli. Çünkü onlar da çıkmak için uğraşacağım. Biz de üstten çıkmasınlar diye bastırmayalım. Bu arada bu tohumlar ne derseniz, tohum alırken muhakkak siteleri araştırın. Ve altlarında yazıyor. Yazmıyorsa eğer kesinlikle oradan tohum almayın. Altlarında yazması gerekir. Bu geleneksel tohum, işte atalık tohum, sürdürülebilir. Hani tohum olarak yer alması gerekiyor. Bazı sitelerde mesela giriyoruz, yazıyor. Diyor ki işte şu şu ürün. Bunun tohumunu alabilirsiniz. Aynı şekilde bozulmadan devam ettirebilirsiniz diyor. Bazı sitede de hiçbir şey yazmıyor. Yani sürdürülebilir, sürdürülemez, iyi yani kötü hiçbir şey demiyor. Onlardan bence uzak durun. Sürdürülebilir tohum olması her zaman iyidir. Hoş atalık tohum derseniz, hani atalık tohumda şöyle bir olay var. Atalık tohumda hep aynı cins olması gerekiyor. Ve üst üste o ürün bozulmadan hani kendi alanında devam etmesi gerekiyor. Hoş Eskişehir'deki bir ürünü Amasya topraklarında buluşturunca atalık tohum olarak hani devam ediyor mu bu özellik, onu bilemeyeceğim ama hiç yok da iyidir, öyle söyleyeyim. Çünkü şimdi bu tohumlarla ilgilenenlerde şöyle bir sıkıntı var. Özellikle de forum sitelerinde okursanız eğer yazışmaları görürsünüz. Orada mesela şunu diyorlar, atalık tohumun özelliğinin bozulmaması için mesela domates fidanının yanında biber olmayacakmış. Tatlı biberin yanında acı biber olmayacakmış ve o cins hani biber, Amasya'nın biberi Amasya'da yetişirse atalık tohum olarak oluyormuş. O tohumu gidip de başka bir memlekete verirsek eğer o atalık tohum olarak özelliğini kaybediyormuş. Farklı isimleri var o şekilde. Böyle yazışmalar da vardı, onları da okudum. Bilemeyeceğim hani kim haklı kim haksız, ne kadar doğru onu da bilemeyeceğim. Bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar, videoyu kapattıydım, kapanışını yaptım ama kapanışını yaptıktan sonra da kalan tohumlarım vardı. Onları diğer kalan biyolüme ekledim. Videonun içinde bahsettiğim olayı hemen şimdi yaptım. Çünkü tohumlarım arttı. Onları da ziyan etmek istemiyorum. Bu şekilde bende 5 litrelik de var, 10 litrelik de var. Onları da böyle yapacağım. Toprak koydum içine. Umarım gözüküyordu. Bu şekilde kestim. Hem sera görevi görüyor. Altlarına delik açtım bu arada. Bunu da böyle yapınca kalıyor içinde. Kalmadı. Kaldı. Bu şekilde. Hani soğuktan da etkilenmemiş oluyor. Hani sera ortamı gibi oluyor. Ben şimdi bunları da tohum yapacağım. Bu arada şey domatesini atlamışım. Kars domatesi vardı. Buradan Ahmet abiye ve eşine çok teşekkür ediyorum. Onlar da bana bu tohumu verdiler, ulaştırdılar. Soğuğa dayanıklıymış. Kışın bile o domatesi buzlukta hani saklamadan, normal soğuk ortamda saklayarak kışın hep yemişler. Kars domatesinden de bir sürü ektim. Şimdi buna da diğer kalan tohumlarımı serpiştireceğim. Arkadaşlar, benim işlemler tamam. Şu şekilde ben bir fıs ayarladım. Bunlarla can sularını vereceğiz. Önemli olan burada fazla sulama yapmıyoruz. Tohumlar çürür, o da olmaz. Ayarını ayarlayacağız. Hep nemli tutacağız. Çimlerimiz, yani tohumlarımız, çimlerimiz değil, tohumlarımız çıkınca da bunları her gün düzenli olarak güneşle buluşturacağız. Vallahi ben bu işte acemiyim. Eğer sizler de benim gibi hani acemi ama bunlarla uğraşmak istiyorsanız eğer, dediğim gibi farklı yerleri takip edebilirsiniz. Onlardan bilgi alabilirsiniz. Benim öğrendiklerim
bu şekilde. Ama bana destek olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bu konularla ilgili de bana fikirlerinizi lütfen bildirin. Bugünlük de beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.